Hem de e, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkartmayı e, sağlayacak olan kesime muayyette. Yarın e, az önce de söyledim 6 partinin lideri bir yuvarlak masa toplantısında akşam ahlatsı belde bir yeme çalışma yemeği gibi buluşacaklar e, e, ve masaya artık e, geçiş sürecini e, ilkeleri koyup finalize edecekler. Beklenti o. Şimdi e, burada e, pek çok e, farklı elbette görüşler var. E, onlardan birini dün Babacan e, dile getirdi. Dedi ki e, ortak ilkeler evet metne ihtiyaç olacak. Eğer dedi partiler anlaşırsa dedi Karar Gazetesi'nin marşetinden bunu da paylaşıyorum. Onu da belirteyim. Partiler anlaşırsa Beş yıllığına planlanmış, adı konmuş yani, bir koalisyon olarak konumlanabiliriz. Yani ittifakın ötesinde, şimdi Cumhur İttifakı var. Ee, aslında tabii perde arkasında kimi bakanlıklarda koalisyon gibi de yürüyor ama adı koalisyon değil. Yani MHP şu anda e, hükümetin e, attığı adımlardan sorumlu değil ya da işte e, gelinen noktada bir sorumluluğu yok kendilerine göre elbette. Ama diyor ki Ali babacan, bu bir koalisyon hükümeti gibi e, konumlandırılabilir, 5 yıllık bir süreç, bir sonraki e, şeye kadar seçime kadar. Tabii bu arada parlamenter sisteme dönüş, anayasa değişikliği vesaire olacak. E, şimdi altı benzemez ortak bir e, noktada benzer bir tutum alacak. Onu anlıyoruz. Buradan ne bekliyorsun sen? Nasıl bir şey bekliyorsun? Bir, ikincisi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı giderek sanki daha da ağırlık kazanıyor gibi. İyi partiden sonra, işte diğer partilerden de itiraz etmeyiz gibi. Yani en büyük parti olduğu için adayı CHP belirler. Hani Kılıçdaroğlu olsun demiyorlar da, adayı CHP belirlesin diyorlar. Buraya gidiyor mu olay? Nasıl yorumluyorsun? siyasetin gündemine. Ya e, ittifak adı üstünde bir yol arkadaşlığıdır. Yani bir noktaya, bir hedefe ulaşmak için e, bir yol arkadaşlığıdır. Senle ben kanlı bıçaklı olabiliriz ama şurada bir kapı var. Kapının açılması gerekiyor. Kapının açılması için ikimiz de o kapıdan geçmek istiyoruz. Güç birliği yaparız gider, beraber omuzlarız. O kapı açılıncaya kadar. Ondan sonra tekrar farklı olabiliriz ama hedefimiz o kapıyı açmaktır. Şimdi ittifak budur. Yani altı birbirine benzemez. Olabilir, benzemeleri gerekmiyor. Altı benzemezler, belli bir program etrafında, belli bir programı gerçekleştirmek üzere yol arkadaşlığı yapabilirler. Ve bunu seçim öncesi e, organize edebilirler, bir e, bildirgeye dönüştürebilirler, adını korlar. E, biz niye bir araya geliyoruz, geldiğimizde neleri neleri yapacağız ve bu belirlenmiş hedefler üstünden bir yol arkadaşlığına çıkabilirler. Ki yapılması gereken de budur. Bunu bir an önce yapmaları lazım. Çünkü bu toplumun bir kesimi de e, muhalefeti dağınık görüyor. Bir arada görmüyor. Oysa bu blok hissini seçmene vermek lazım. Yani kararsız epey bir seçmen görünüyor bu anketlerde. O kararsız kesimin biraz daha kararlı hale gelebilmesi için Böyle bir e, aktör olarak ortaya çıkmak e, gerekiyor. Bir Müttefikler e, grubu olarak altı parti, farklı e, ağırlıkları olabilir, hiç önemli değil. Önemli olan e, altı farklı e, partinin bir blok halinde, bir ittifak halinde ortaya çıkması, bir e, hedefler bütünü e, altında e, sözleşmiş olması ve güçlerini birleştirmiş olmaları. Bu önemli. Bunu bence epey zaman önce yapmaları gerekiyordu. Yani bu zamana kadar geçmiş sürede bir anlamda kayıptır ama bilmiyoruz. Yani daha alt seviyelerde görüşmeleri olduğunu biliyoruz. Mesela ekonomi kurmayları bir araya geliyor, ekonomi tartışıyorlar, sağlık, enerji konularında bir araya gelip tartışıyorlar. Bunlar da olumsuz şeyler değil, olumludur elbette ama baştan çatıyı kurmaları çok daha güven verici olur. Bunu da bir an önce yapmalarında fayda var. Bu e, hakikaten seçimin e, daha da öne çekilmesi, sandığın bir an e, önce kurulması ve milli iradenin tecelli etmesi açısından e, yerinde olur, e, iyi olur, hızlandırmak lazım. E, kanımca yani bütün Türkiye'deki kanaat önderleri, seçmenler, e, herkes de bunu e, talep etmeli ve takip etmeli. Ee... Adaylık konusunu bilmiyorum. Yani Kalıçtar Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunu bilmiyorum ama böyle bir hadisede bence adayın e, ismi bile e, önem taşımayabilir. Çünkü hmm. şey belli, e, yol yol belli, yol arkadaşlığı belli, hedefler belli. Şimdi burada yapılmak istenen e, şey e, bugüne kadar bize açıklanan ve, e, destek bulan e, şu andaki tek adam sistemi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini lağvedip onun yerine daha güçlendirilmiş bir parlamenter sistem e, koymak. Şimdi böyle olunca Cumhurbaşkanı adayı kim olmuş, aday gelmiş, ne olmuş? Çünkü bu, bu aday gelip Erdoğan'ın kullandığı yetkileri kullanmayacak, kullanmamaya e, dönük zaten bu değişiklik vaatlerde, vaatlerde bulunacak. bulunacak. Ve bir an önce sistemi değiştirecek. Yani tek adamda toplanmış olan yetkileri parlamentoya verecek ya da e, yine bir başbakan ve bakanlar kurulu sorumlu e, hesap veren bir e, yürütmeye devredecek. Eee yargının e, görevini yargıya verecek. Yasamanın görevini yasamaya verecek. Denetleme işlevini bir hakkın yerine oturtacak. Taşları yerine yerine oturtacak. Buradaki bir emanetçi. Bir emanetçi onun için emanetçi kişinin cumhurbaşkanının Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Kemal olmuş. Bunlar önem taşımayabilir. Yani bu bu seçmene de anlatılmalı, anlatılabilir. Yani, koalisyon diyorsak şayet, yani daha doğrusu yoksa değil, diyorlarsa mesela işte babacanın e, diyelim ki önerisi bu yönde. E, herhalde e, işte Saadet ve e, Gelecek Partisi de buna benzer taleplerde bulunacaklar. Yani biz Millet İttifakı olarak kapıyı açana kadar Beraber omuz verelim senin az önceki metaforundan hareketle söylüyorum. Ama sonra salona işte CHP mesela adayı tek başına girsin, biz kapıda bekleyelim demeyeceklerdir. Şimdi şöyle ihtimaller var. Mesela Meral Akşener başbakanlık olmadığı için mevcut sistemde ve bir sistemi de bir herhalde kanun müde kararnameyle de değiştiremeyeceklerine göre mesela Meral Akşener ...oy oranına bakarak tabi bunlar herhalde söz konusu olacak başbakan pardon cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olsun. İşte efendim Karamollaoğlu istişare kurulu başkanı olsun gibi böyle bir koalisyonu hatırlatacak sorumluluğu yükümlülüğü ve her şeyi paylaşacakları bir yapı mümkün mü? Olabilir. Olabilir Niye, olmasın? Niye olmasın? Yani tıpkı seçim yapılmış, koalisyon hükümeti kurulmuş. Ve şimdi e, görev dağılımı yapılıyormuş gibi seçimden önce de e, belli şeyler, e, görev dağılımları yapılabilir. Bun, bunda bir şey yok. E, bunun ne engeli var? Tersine ittifakı daha güçlü hale getirecekse, daha da e, görünür, seçmen nezdinde de e, hissedilir bir e, kadro ortaya çıkarılacaksa, bunun hatta ismi bile konabilir. Yani Ali Babacan gelince şu bakanı olacak. Ondan sonra Davutoğlu da şu bakanı olacak. Şimdi bunu biz bugünden hmm. bilmiş olsak ne zararı var? Ne zararı var? Yani bu eğer bir koalisyon olacaksa niye ille de seçim gününü, seçim ertesi görev dağılımını bekleyelim ki bunu da koysunlar adını. Olmuyor mu birçok şeylerde? Gölge bakanlıklar oluşuyor değil evet. mi? İktidara gelmeden önce. Koalisyonda da pekala böyle şeyler oluşabilir. Ve bu etikemiye kemiğe büründürülmesinin hiçbir mahsuru yok. Hiçbir mahsuru yok. Yani bundan dolayı da şeyler, dağılmalar mı, mı olmaz. Çünkü burada esas olan sorumluluk almaktır. Biz belli bir sorumluluğu üstlenmektir. E, ve bunun da adını şimdiden koymaktır. Bu belki daha da güven verici olur. Yani insanlar bilirler ki yarın e, sorumluluk aldığında şu işi şu e, ehil kişi yapacak. Şu e, insan yapacak ve bu buna şeydir e, birikimiyle, bilgisi, tecrübesiyle ehildir, doğrudur. Ya yani bunu da içimden görerek daha da bir güven duyabilirler. Ee, o nedenle yani ben e, koalisyon yapılmış gibi bir gölge kabine, bir gölge şey e, hükümet e, oluşturulması ve bunun e, takdiminde de hiçbir mahsur görmem. Ee, şimdi, <laughs> az önce de daha doğrusu program başında da söyledim. Ee, Babacan e, dün bir e, onun da toplantısı vardı, malum. Ee, orada dedi ki hani bu e, gelinen noktanın sorumlu olarak e, Erdoğan Bahçeli Perinçek Troika'sı dedi. E, şimdi desteciyi saymadığı için desteci buna alınmış olabilir bilmiyorum ama e, Perinçek de çok sevmiş. Oldum.